Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu arada şöyle hafiften bir esinti gelmeye başladı. Şeyi kafamı biraz daha koruyacağım. Arkadaşlar elma sirkesi. Bunu kullanın, çok iyi bir şey. Bir lafı bal. Ocağımızı çıkartalım. Şurada ocağımız var. Kapağını koyarsam herhalde daha kolay ısırır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de tavam, onu da ekmek isteyeceğim. Dolapta peynirim var, avokadom var. Ya bir avokadoyu kapatayım ben bu işi ya. Hava soğuk zaten. Orada pişmeye dursun. Ben de şöyle sizinle biraz sohbet edeyim. Kamp olayı güzel arkadaşlar. Bu kamp sandalyesi daha güzel. Neden? İşte böyle istediğiniz yerde çekip böyle bir masam da var nasıl olsa. Arabanın böyle bagajı da güzel. Bir şekilde böyle güzel bir vakit geçirebiliyorsunuz. Bakın şu anda kamp olayına girdik yani. Bu arada arkadaşlar şey yapayım ben. Elime eldiven takayım çünkü bayağı soğuk. Arkadaşlar, rüzgar esti ve suyum düştü. Burası su eklemem lazım. İşte böyle rüzgarlı olduğu zaman da bu tür hareketler çıkıyor. Arkadaşlar, deniz kenarındayız. Deniz değil abi, göl kenarındayız. Bu arada arkamda görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir böyle buz tutmuş yani bu göl. Şu sahili görüyorsanız eğer, yani dalgalanma onun böyle bir aşağı yukarı herhalde bir 25 metre ötesinde oluyor. Bu tarafta kalan yani 25 metre var mı burası? Herhalde var, 15-20 metre var. 15-20 metre boyunca böyle bir sanki kum gibi ama şey buzdan sahil yapmışlar gibi olmuş. Ya öyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bir elma yiyeceğim. Avokado da var ama neyse yani. Avokadoyu da öğleden sonra yeriz arkadaşlar. Kahvem de var aslında. Kahve de içebilirim ama bu şey olayı hiç hoşuma gitmedi. Isıtıcının çalışmaması hiç hoşuma gitmedi. Belki videoya koyarım koymam bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar bir ısıtıcım vardı benim. Kettle. Ben arabayı bu arabanın enerjisini, elektrik enerjisini şeye çeviren. Normal elektriğe çeviren. Bu arada kantin geçsin, kusura bakmayın, sesim duyulmuyorsa. Onu elektrik enerjisine çeviren bir alet var bende. Uzun zaman önce aldım yani belki 2 yıl, 3 yıl falan oldu. O alet arkadaşlar mesela drone'un şeyini çalıştırıyor, drone'un adaptörünü çalıştırıyor. Mesela Nespresso'nun kahve makinesi var, onu çalıştırmadı. Herhalde onlar daha yüksek voltajlar gerektiriyor. Böyle, gerçi bu priz üçlü priz yani topraklaması da var ama bilmiyorum çalışmadı. Bugün de bilmiyorum videoda olacak mı olmayacak mı o yüzden söylüyorum. Bugün şeyi denedim, kettle'ı denedim. Arkadaşlar kettle'la çalışmadı. Yani çalışmadığını da bırakın. Bir de gitti şeyi patlattı. Arabanın çakmaklık sigortasını patlattı. Allah'tan daha önce patlamıştı, biliyordum nerede olduğunu. 21 numaralı. Eğer smart alırsanız ya da smartınız varsa çakmaklık çalışmazsa arkadaşlar fuse'un yani şey sigortasının numarası 21, 15 amper küçük olanlardan. Onu böyle bir cımbızla ya da penseyle çekersiniz. Bende pense vardı, karga burun vardı. Onunla çektim ve yenisini aldım koydum. Şimdilik iyi. Şu anda yeniden çalışmaya başladı ama bir daha denemeyeceğim. Yani kettle olayı yalan oldu. Gerçi 13 dolar almıştım ama yani 13 dolar bu kettle'ların işte bu. O olmadı arkadaşlar. Tamam var, bir de şeyim var. Tencerem var. Herhalde normal bir yemekleri falan yaparım diye düşünüyorum. Fakat hava bayağı soğuk. Bilmiyorum bu harika sıcak mı? Biraz daha çakıyor muyuz acaba altını diye düşünüyorum. Bakayım bir. Evet, biraz daha açtım arkadaşlar. Oksijen kaynağı gibi çalışıyor şu anda. Bu arada gelen geçen arabalar da bakıyor böyle. Lan diyor bu manyak ne yapıyor, keyifli böyle. Buzun üzerine oturmuş kamp arabasının arkasını açmış. Çok böyle sanki mahtap bir araba. Mahtap pardon, özür dilerim ya. Arabama niye böyle şey? Beni getiriyor götürüyor yani her yere.
aşağı yukarı 50 bin kilometre oldu arkadaşlar. Yani bir yıl, tam bir yıl oldu arabayı alalı. Bir yılı biraz daha açtı. November 18'de almışım. Yani 13 ay olmuş. 13 ayda 50 bin kilometre yapmışım. Bunu şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 3-4 aylık bir zaman da şeyde kapalı kaldığımız, Montreal'de kapalı kaldığımız zaman oldu. Onu da belirtmek isterim yani. Arkadaşlar yolculuk nasıl gidiyor? Yolculuk şu ana kadar güzel gidiyor. Bir sıkıntı geçmedi. Sıkıntı çıkmadı. Yani bir tek Arova ile Sedbury arasında yağış çok fazlaydı. Kar yağışı. Önümde bir araç vardı. O kaydı bayağı böyle. Ben onun kaydını görünce dedim ki bu yol bayağı bir kaygan. Böyle hafiften yukarı çıkan bir yoldu. O nedenle şey yaptım. Neydi onun ismi? Dikkatli gittim. 40'a 60'a falan düştük işte. Geldik. Şu anda da bulunduğum yerde arkadaşlar St. Marie ile şey arasında Thunder Bay arasındayım şu anda. Ama Thunder Bay herhalde bir 560-570 kilometre daha var. Bu arada suya bakayım arkadaşlar. Yani bir rüzgar daha fazla esmeye başladı. Nerede? Rüzgar da gidiyor. Evet, su biraz böyle buharlaşmaya başlamış arkadaşlar. Demek ki yani bu işini bir şekilde yapıyor yani. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı var ama yani o da rüzgar, yapacak bir şey yok. Arabanın içine soksam. Arabanın içine sokayım aslında ya. Arabanın içine. Arkadaşlar arabanın içine koydum ama. Yani herhalde biraz daha. Dur şunu da kapatayım. Deli koymak biraz daha şey oldu, mantıklı oldu. Şimdi biraz daha şey diyor. Bu arada ben çayımı da çıkartayım. Arkadaşlar şöyle çevireyim de ne yaptığımı görün. Bu arada dediğim gibi bu iki kutu tamamen yiyecek işte. Konserveler falan da var. Hani pekmezi var. Evet arkadaşlar çayı da içeri koymuşum. Evet gençler. Keyifler umarım iyidir. Pandemi süreci arkadaşlar dünyanın her yerini gerçekten kötü etkiliyor. Aşının bulunmasıyla herhalde biraz daha iyi olacak. Yani ben şöyle düşünüyorum. En azından batılı ülkelerin yani Avrupa ve işte Kuzey Amerika bölgesi Mayıs'tan sonra toparlamaya başlar diye düşünüyorum ama bu aşının bulunmasıyla arkadaşlar insanlarda bir rahatlık falan oluştu herhalde. Yani aşı tedavi için değil, tedavi olmadan yani önleyici bir şey. Yani aşının bulunması insanları rahatlattı ve daha çok hastalık arttı herhalde biraz daha ondan dolayı. Dünyanın her yerine arttı yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerine, Kanada'da da öyle. Kanada aşılamaya başladı arkadaşlar bu arada. Aşılamayı da şöyle yapıyorlar, 14 tane merkez yönetiyorlar. O merkez, o 14 tane merkezin koordinesini yapan da Kanadalı bir subay. Yani bir genelkurmay başkanı falan gibi. Yani bu koordinasyon derken şey yapıyorlar, hani nereden nasıl dağıtılacak, nasıl gönderilecek filan. Tabii onun içerisinde doktorlar da vardır eminim yani. Sağlık departmanında, Sağlık Bakanlığı falan onlar da vardır. Eminim yani onlar da bu işe bir şey veriyorlardır. Bu arada su kaynadı arkadaşlar galiba. Çayın şeyi kaynadı. Hatta şöyle söyleyeyim, arabanın içerisinden dumanlar çıkıyor sanki yangın varmış gibi. Böyle sarı ikisi arkadaşlar yaparken de olayı. Şöyle. Ama şu pozu vermeden olmaz. Yani şu pozu vermeden olmaz. Şöyle bir pozu vereyim. Fena değil, hala sıcak. Oo harika. Ekşiliği falan müthiş olmuş. Oy. Bu bayağı bir alışkanlık ediyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane falan içiyorum yine aşağı. Yalnız şeyimiz çok kesiyor. İştahınızı bayağı kesiyor yani. Arkadaşlar ben şimdi çantaları yerleştirdim dinleyeyim yani burada durmanın bir manası yok. Gördüğünüz gibi burası görüyor musunuz bilmiyorum. Harika bir yer. Güzeldi ama. Bağda kalamadım çok soğuk diye.